Herkese yeni bir ATS'den selam arkadaşlar. Uzun zamandır ATS'ye girmiyorduk. Bugün ne hikmetse ATS videosu çekeyim dedim. Neden öyle oldu? Güncelleme geldi abi. Şöyle hemen hızlıca şuraya geçelim. ATS'ye yeni bir harita geldi. Yeni bir DLC geldi. Onun arkasından hemen hızlıca şöyle tarım makinalarının olduğu yükler geldi. Görmüş olduğunuz gibi bu pamuk makinasıymış. Şöyle arkasımızda oversight yazımız ve bayraklarımız. Asılı hemen şöyle yük piyasasına girdiğim zaman, şimdi şurada vardı abi, burada yine var mı bir bakayım. Mesela burada tohumluk yükleyici var. Şunlar falan vardı zaten. Bunlar normal sıradan yük. Maiç makinesiymiş, neyi bilmiyorum. Traktörler var mesela. Şunlar sepetli vinç var. Bunlar vardı herhalde yanlış bilmiyorsam. Mesela şu borgu vagonları. Hemen şöyle geçecek olursam. American Trucker Simulator Farm Market DLC demiş. Traktörlerin olduğu, bir sürü ekipmanlarının olduğu, bütün ekipmanlarının olduğu mod, ya şey mod diyorum, DLC. Arkasından harita, Kansas DLC geldi. Onu da sizlere şöyle gösterecek olursam. Zaten ben de ATS'de DLC'm olmadığı için benim. İnşallah ETS demem. ATS ile karıştırmam inşallah. Şimdi dünya haritasına girelim. Şimdi haritamız bu şekilde. Zaten görüyorsunuz. Normal harita bu şekilde. Benden de şey yapabilirsiniz. Ben Kansas haritasını aldım. DLC'sini aldım. 170 lira mı? 100 falandı. Arkasından farm derecesini de aldım. İkisini de aldım. Buralar var. Şu an 185 kilometrelik bir yolum var. Yani 185 mil mi diyorlar? Mil diyorlar. Biz Amerika'da mil ve tork muhabbeti var herhalde. Şuradan hangisiydi? Oynanıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan aşağı doğru iniyoruz abi. Uzunluk birimi kilometre mil. Ağırlık birimi de pound. Pound veya uzun ton diyor ama kısa ton nasıl şey yapıyor? Yalnızca pound demiş. Ben kilogram ton olarak şey yaptım. Kanon. Yani biz Amerikan'a göre değil de normal kendimize göre ayarladık. Kenworth var. Yine tırımız. Kenworth. Muhteşem bir tır abi. Böyle bir tırın böyle bir büyüklüğü yok. Zaten ayarlarına gittiğim zaman göstereceğim de. Kendi aracı zaten. Fazla gitmeye gerek yok. Mac'i de yeni çıkardım bu arada dostlar. Volvo'muz vardı. Yani şimdi seçilen karaya gittiriyor bana. Gitmeyeyim ben. Şimdi aracımız bu şekilde dostlar. Arkası bu şekilde. Kenworth 100 yazıyor. Kaç beygir inanın bilmiyorum. Onu da şöyle yapacaksak olursa çekici paketlerinden şöyle 625 beygirmiş bir aracımız. Arkamızda uzun bir dorse var. Ve her şey aracın kendi orijinal aracı, dorsesi hepsi var. Yanlış mı indirdi yoksa? Ayarları yanlış yapmışız. Şimdi seçenekler abi. Ben de diyorum niye ayarları bu şey? Kamera falan filan. Sağ cam indir, sol cam indir. Heh, sağ camı aç, sol camı indir, sol camı aç, kaldır. Heh. Bir ayarı kayıt yapayım da. Böyle bir şeyler yaptığınız zaman kaydedin de en azından unutmayın. Mesela bende sıfır kamerası yoktu, ne bileyim. Kod muhabbeti var, o yoktu. Yükümüz kaç tonmuş? 31 ton pamuk hasat makinesi. Şu aracı benim bir yapılandırmam lazım. Skybox'ları biliyorsunuz zaten 1.49'la beraber gelen Skybox muhteşem oldu. Bir yapalım. Şöyle bir yapalım. Zamanı da 10 yapayım. Heh.
ATS'nin şeyleri, grafikleri çok iyi. Şuradan koltuk ayarı da bir geri çekeyim, almaz bir şey. Aynalarımız güzel, farlarımız açık. Tamam. Umarım sesi iyi geliyordur. Şimdi araç uzun ya. Araç uzun olduğu için sağ taraftaki kamerayı açacağım. Gidip bir ayar yapmam lazım. Araçlar kullanmak öyle kolay bir iş değil ha. Buna baksana. Döndüğüm mesafe alanına bak. Bir de dorsemiz şimdi dorse. Tır zaten olan bildiğin kadar uzun. Abi hepsini onaracağız ya. Harita DLC güzel. Amerikan simülasyonu bayağı bu güzel o ama oynanmıyor. Niyeyse oynanmıyor. Yani önüme girmese. Şu efekt sesini ben biraz düşürmem lazım dostlar. Kusura bakmayın, bu ayarları da burada yapıyorum ama yani sen girdin oraya. Yani girmesen ben çıkıyordum ha. Vallahi öyle bir şey yaptın ki. Trafiğini için etti. Hacı abi dur, sen nereye giriyorsun Hacı abi? Alo. Vallahi ona dokundum. O saatten sonra onu durduramam. Arkayı var ya, şimdi perişan edeceğiz ya. Arkayı var ya, bitirdik. Arka şu an çok kötü. Vallahi arka çok kötü girdi. Bu arada hafta sonu bugün günlerden cumartesi abi arkayı alıp götürüyor bak. Siz görmediniz, ben de duymadım. Şeyleri falan çok uzun. Şunu bir kapatalım abi. Zaten sağda da kamera var, solda da kamera var. Aynayı açsam yetiyor bana. Vurmadım değil mi lan? Vallahi vurmamışım. Ha, retarder muhabbetini yapmamışım bak. Abi geçiyoruz falan ama inşallah geçerken sağa sola vurmaya takmayak da
seni bekliyorum. Soldan geçsem. Hacı abiler hadi mi? Yuka bak, araca bak. Yurt dışında böyle araçlar var. Amerika'da özellikle. Bu arada Türk Trucks'a selam olsun Fatih abiye. Fatih abi de K-Bot mu vardı? Mac mu vardı? Yanlış hatırlamıyorsam onlar var. Genelde Volvo kullanıyorlar da. Uzun tırları çok iyi bilir. Abi. Trafiğimin kaç Allah aşkına bilir ya. Araç karşılığında yürüdüler. İkinci araç yine yok. Ben kendimi şöyle vereceğim abi. Şuraya takmazsam geçerim abi. Abi geçerim ben. Yolu öyle bir kapatıyorum. Yolun içinden geçtim var ya. Burada da sola döneceğiz. Nasıl sola döneceğim inanın bilmiyorum. Yapmasa kesinlikle dönemeyiz. Aracın boyuna baksana abi, boyuna bak ya. FPS'imiz de alemde bu arada. 163 FPS alıyorum da. Yine bu radyo muhabbeti var. Tuşları kaldırmam lazım benim. Ah be. Dar yolda bu tır geçer mi lan? Ha, bana yol verirsen sağa geçerim ama vermezsen sen de. Saat yeni kalkalım yolum kalmış. Yani kamera burada şeyde
aşk olsun. No damage'i kurdum ama no damage çalışıyor mu bilmiyorum. Videodan sonra onu da deneyeceğim. Küçük kamera modunu da kurdum ama çalışmadı. Büyük ihtimal 1.48'den dolayı. Oyun 1.49 sürüme yükseldi ya. ATS'de, ETS'de yükseldi. Zaten önce ATS'ye geliyor, sonra ETS'ye geliyor. Merkez biraz sıkıntılı. Tek şeride düşüyor dağılım. Aynadan da güvenemiyorum ki abi, arkada görünüyor mu görünmüyor mu, ne kadar mesafe var. Gidelim bakalım, 1 saat 7 dakikalık yolum kaldı, 15-16 dakikalık da bir videom olmuş. Güzel. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Her zaman, her zaman, her zaman diyorum abi. Umarım unutmazsınız. Kanala abone olursunuz. ATS'nin hiç otoparklarına, şöyle garajlarına girmedim. Ben de gireceğim buraya. Normalde soldan girecektim ama. Bakalım garajları nasıl. Oy oy oy. Garajları çok büyük ya. Dinlenme alanları falan bayağı büyük abi. Baksana. İşte Amerika'da tek sıkıntı böyle toprağın çok olması. Güzelmiş. Normalde buradan girmeseydik ya da buradan çıkmasaydık iyiydi de. Ben burada takarım kesin. Böyle yapacağız. Abilere vurmadan. Ya geri zekalı. Oradan da oradan da orayı kapatıyorum ama sıfır. Vallahi
6. Mecbur çok fena katlanıyor. Yükümüz ağır. Oh! Vallahi zorlandım ha. Bu kadar ağır yük olamaz ki. Çingeye yeni topluyor lan. Vallahi aracı çizgiye sokmak inanın çok zor. Amerikan simülatörde yüzün üzerine çıkamıyorum ama ATS'de çok hızlı çıkamıyorum. ATS'de böyle bir olay yok. Çok zor üstlere çıkıyor. Çıkan var mı? İlla ki vardır. Mesela bir rampa. Güzel, fazla yükleneceğim mesela. Amerikan simülatörü seviyorum abi. Fazla oynamasam da geçişi gördün mü nasıl yaptı? Ben orada durur muyum çakal? Yolları güzel ya, keyifli. ETS'de evler çok, ATS'de o kadar ev yok, o yüzden böyle şey gelmiyor herhalde. Buna baksana tankerli ya bu. Döndürmekte çok zorlanıyorlar ya. Bayrakların sallanması falan gerçekten güzel. Şirket bura değil, bir sonraki şura. Şu görüyor musunuz? Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel bir video oldu. Ben çok beğendim. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Dediğim gibi DLC'yi almak isterseniz 170 TL falandı. Dolar olarak hesaplamadım ama TL olarak 170-75 arasıydı herhalde. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Bay bay.